İslamiyet'i öğrenmenin iki yolu. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, İslamiyet iki yolla öğrenilir. Birincisi kitap okuyarak, konuşarak, anlatarak. İkincisi susarak. Bu ikinci öğrenme yolu çok önemlidir. Buna sohbet denir. Sohbet bir arada bulunmak demektir. Konuşmak şart değildir. Eshab-ı kiramın bu kadar kıymetli ve bütün evliya zatlardan üstün olmalarının sebebi, Peygamberimizin sohbetine kavuşmalarındandır. O bir an görmek, Resulullah'ı görmeden aşık olan Veysel Karani'den daha üstün olmalarına sebep oldu. Veysel Karani hazretlerinde aşk, ilim, her şey tam mevcuttu. Ama görmek nasip olmadı. O görmek veya işitmek şerefine kavuşamayınca, tabiinden oldu, yani üstünlük sırasında ikinci oldu. İmam Rabbani Hazretleri, her üstünlük sohbetin içinde vardır buyuruyor. Asli yapı maddemiz olan topraktan meydana geldik. Bütün gıdamız orada olmasına rağmen hiç konuşmuyor. Üstelik hepimizin ayaklarının altındadır. Hiç kibri yoktur, yani yüksek değildir. Bu tevazu sebebiyle en aziz olmuştur. Tepelere çıktıkça, yükseklik arttıkça, toprak da zararlı olmaya başlıyor. Heyelanlara sebep oluyor. Yine bunun gibi, sular hep deniz seviyesine akıyor. Hiç yukarıya akan su yoktur. Deniz seviyesine ulaşmayan, yükseklerden akan su, sellere, felaketlere sebep olup zarar getiriyor ve o sudan istifade edilemiyor. Ancak aynı su, toprak seviyesine indiği, denize veya baraja ulaştığı zaman çok faydalı ve bereketli oluyor. İnsanlar o sudan istifade ediyor. Kanallar açılıyor, su yolları yapılıyor ve bitkiler sulanıyor. Eğer bir insan çok kitap okuyup kendi kendini yetiştirmek suretiyle veya batın ilminden haberi olmayıp yalnız zahiri ilimlerle uğraşan kişilerden ilim tahsil etmek suretiyle ilim sahibi olursa, bu kimsenin felakete gitme ihtimali vardır. Çünkü kibirlenip gururlanabilir. Ama bir mürşid-i kâmilden, bir evliya zattan feyz alarak, onu görerek, işiterek, sohbet yoluyla dinini öğrenirse, ondan gidecek ilk sebebi felaket, kibir ve gururdur. Demek ki sohbetin insanlara verdiği iki şey vardır. Bir, sindire sindire, doya doya dini bilgileri öğrenmek. İki, kalbin temizlenip dünya sevgisinden, kibir ve gurur felaketinden kurtulmak. İhtiyaçsızlık azgınlığa sebep olur. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, küfürden sonra en büyük felaket ve günah kibirdir. Büyüklerimiz, günaha bir tövbe yeter, ibadetlere bin tövbe yetmez buyuruyorlar. İnsan hizmet ettiğini zanneder, hezimete gider. Çünkü taatle birlikte kibir ve gurur gelip felakete sebep olur. Bir hadis-i kutsi'de, azamet ve kibriya bana özeldir. Bu hususta bana ortak olanı hiç acımadan cehenneme atarım buyuruyor. Nitekim Peygamber Efendimiz de kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez buyuruyor. Bütün geçimsizliklerin, huzursuzlukların altında kibir vardır. Çünkü insanlar nefislerine uyuyorlar. Nefs ise Allah'a düşman ve kibirlidir. Şeytan binlerce yıl ibadet ettiği halde Adem aleyhisselama secdeyi kendine yediremeyip kibirlendiği için ebedi kovuldu. Kibirden sonraki en büyük felaket dünya sevgisidir. Peygamber Efendimiz bütün kötülüklerin başı dünya sevgisidir buyuruyor. Mevki, para sevgisi, baş olmak, alimlik taslamak, yani Allah için olmayan her şeyin sevgisi, dünya sevgisidir. Dünya sevgisiyle dolu olan kişi daima tehlikededir. Dünyanın bu kadar tehlikeli olmasının sebebi, insanın nefsini azdırması ve şeytanın aldatma vasıtası olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de mealen, ihtiyaçsızlık azgınlığa sebep olur buyuruluyor. Yani bir insanın maddi ve manevi bütün ihtiyaçları karşılanırsa, hiçbir sıkıntısı, derdi, üzüntüsü olmazsa, arkasından azgınlık gelir. Onun için bazen üzüntülü, dertli, hasta olmak iyidir.
Cenab-ı Hakk'ı hatırlatır. Bununla birlikte Cenab-ı Hakk'ı hatırlamanın tek yolu yalnız dert ve bela değildir. Dinden bahsetmek, sohbet etmek, Allahü Teala'nın sevgili kullarını ziyaret etmek, onlarla beraber olmak da Allah'ı hatırlatır. Ehl-i sünnet itikadı ve bu büyüklerin sevgisi pırlantadır. Allahü Teala bu pırlantayı çöplüğe koymaz. Kalbi çöplük olan, saman çöpü gibi olan bu büyükleri anlayamaz. Bu faziletli cazibeye kapılamaz. İmam Rabbani Hazretleri gibi bir Allah adamını tanıyan, seven, yolunu takip eden, Eshab-ı Kiram gibi büyük nimete kavuşur. Bu büyükleri inkar etmediği, şüphe etmediği müddetçe kurtulmama ihtimali yoktur. Bütün vaazların özü ve nasihatlerin kıymetlisi, Allah adamlarını sevmek ve onlarla birlikte bulunmaktır.